Merhabalar, ben Burak Şambak, Kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda JPEG veya RAW formatlı fotoğraflarınızda çok işinize yarayacak olan Adobe Camera RAW Editör'de bir adaptive preset yani uyarlanabilen ön tanımlı ayarın nasıl yaratılacağını ve bunun başka bir fotoğrafa nasıl uygulanacağını anlatıyorum. Ha, bu arada bildiğiniz gibi kanal içeriği videolar ücretsiz. Tek motivasyonum sizlerin beğeni, yorum ve kanal üyeliğiniz aranızda seyredip sonradan kaçanlar olduğunu da tespit ettim. Motivasyonumu yüksek tutmanızı önemli rica ediyorum. Haydi hemen Photoshop'a geçip konuyu birlikte inceleyelim. Ve Photoshop'un içindeyiz. Şimdi bu fotoğrafa Adobe Camera Raw içinde bir preset yani ön tanımlı ayar yaratacağım. Adaptive preset yani uyarlanabilir ön tanımlı ayar ve ardından da bu fotoğrafa bunu nasıl uygulayacağımızı göstereceğim. Öncelikle Ctrl J, Command J ile katmanı kopyaladım. Sonra değişikliği beğenmezsek tekrar yapabilme adına Buradan convert to smart object yani akıllı nesneye çevir dedim. Ardından filtrenin altındaki kamera raw girdim. Fotoğraf jpeg olmasına rağmen rawmışçasına açmış oldum yani. Ardından bu sağ taraftaki maskeler bölümüne tıkladım. Ve burada people finding people in the photo diyor. Yani fotoğrafın içindeki insanları arıyor diyor. Ve kişiyi buldu. Bu bulduğu kişinin üzerine tıklıyorsunuz. Ve buradaki her bir bölümü ayrı ayrı bunlar bulduğu kişinin üzerindeki farklı yerler. Bunları çünkü ayrı ayrı işleyeceğim. Bunların hepsini tıkladıktan sonra burada 9 tane seçenek var. Ve burada da create 9 separate masks diyor. Yani birbirinden bağımsız farkı 9 tane maske üret. Ona da tıklıyorsunuz ve create diyorsunuz. Yani oluştur. Şimdi burada her maskenin adı vücutta veya bu kişi üzerinde nereyi simgeliyorsa o magenta rengiyle belirleniyor. Bakın mesela şuna tıklayacağım. Person 1 hair yani saçları seçiyor olacak. Ayrıntılı olarak değişiklikleri görebilmeniz için bu saç rengini ben değiştireceğim. Böylece ikinci kişiye de değiştirilebilir, ayarlanabilir Ön tanımlı maskelerle ha, çok güzel oldu. Yani mor olması önemli değil. Ben size burada yaptığım değişiklikler, siz görsel olarak rahat algılayın diye bir şeyler yapıyorum. Ve bu saçın örnek veriyorum. Şu altta texture birazcık daha iyi gözüksün diye yapı vermek için ve texture ve clarity ile oynuyorum. Sonra bunların hepsini oynamak zorunda değilim. Mesela teeth yani diş diyor. Ondan sonra dudaklar diyor. Mesela body skin dediği ten bir anlamda. Tenini örneğin bir parça açayım. Sonra aşağı doğru ineyim. Face skin yani yüzünden bahsediyor. Yüzünün de birazcık exposure'ını, highlights'ını ve whites'ını açayım ama çok da fazla açtığım zaman patlama oluyor. Elbiselerine bakalım burada seçebiliyor muyum? Çünkü öyle bir şey vardı. Şurada clothes ve elbiselerinin de ne yapalım ne yapalım ne yapalım bir kere şu texture ve clarity'yi arttıralım daha belirgin olsun. Böylece ikinci fotoğrafta da anlayın. Bakın tekrar diyorum derdim iyi olması, güzel olması değil, uygulanabilir, değiştirilebilir olması. Mesela ne yapayım? Başka shadows gölgeleri birazcık daha koyu yapayım elbisesinde. Bunlar tamam oldu diyelim ki. Ardından tekrar şu yukarıda create new mask diyor. Yeni maske yarat. Buna tıklıyorum ve buradan background'u seçeceğim yani fonu. Şurada tıkladım. Ve fonu seçti, koltuğu da seçti. Çok derdim değil. Burada bir şeyler yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Exposure'u azaltacağım orta tonu. Böylece fon daha koyu olacak ikinci fotoğrafta da. Sonra bunun temperature sıcaklığını birazcık arttıracağım. Fon daha sıcak olsun istiyorum. Ondan sonra bir de fonun texture'ını birazcık azaltacağım. flo olsun diye. Ardından sağ taraftaki en üst simgeye tıkladım. Bütün genel ayarlar burada çıktı. Burada yaptığım her şey genel olarak fotoğrafın tamamına uygulanacak. Ve mesela ne yapayım burada? Blacks siyahları birazcık azaltayım. Şimdi önemli olan yerdeyiz. Şimdi şu sağ taraftaki ince çubukta şurada bir üç nokta var. Tıkladığım zaman burada Create Preset yazıyor. Tıkladım. Yani ön tanımlı ayar oluştur. Ve buna benim bir isim vermem lazım. Mesela 001 Burak dedim. Burak Morsaç diyelim buna. Bunu nerede oluşturacağına ait bir küme düşünün. User Presets yani kullanıcı tanımlı ön tanımı ayarlar. Ardından başka bir şey dokunmuyorum. Şuradaki Masking'e tıklamam lazım. Ki ikinci fotoğrafa bunları uygula dediğim zaman orada gitsin saçı bulsun, fonu bulsun, işte kızın yüzünü bulsun. Ne yaptıysak onları bulsun diye. Şu alt taraftaki Support Amount Slider yani bu etkinin ne kadar geçerli olmasını istiyorsak yüzde yüz mü yüzde 50 mi hani bir anlamda opasite gibi bunu da tıklamanız gerekiyor ama bu şuradaki maskelemeyi tıklamayı unutmayın ve OK değil. İşim e bitti şimdi okey okay tıklıyorum. Öncesi buydu sonrası bu. Bu görseli unutmayın gerekiyorsa zaten videoda geri dönersiniz. İkinci fotoğrafa geçiyorum. Şimdi bu yaptığımız değişiklikleri burada uygulayacağız. Nasıl uygulayacağız? Ctrl J, Command ile katmanı kopyaladım. Sağ klik, Convert to Smart Object, Akıllı nesne çeviri tıkladım. Ardından Filter, filtreye tıkladım. Sonra kamera raw filtresine tıkladım. Şu sağdaki bölümde ince uzun çubuk gibi olan bölümde en altın bir üstünde presets yani ön tanıma ayarlar var. Burada da kapalı gelebilir bu, bunlar. User Preset'e yani kullanıcı tanımı ayarlara tıkladım. Bakın görüyor musunuz burada Burak Mor Saç yazıyor. Buna tıkladım ve bu filtreleri güncelleyecek kızı bulacak, saçını bulacak, fonu bulacak. O yüzden biraz bekleyebilirsiniz burada. Ve görmüş olduğunuz gibi bütün istediğim değişiklikler şu kısım evet birazcık patlak oldu farkındayım. Ve ekranı daha doğrusu görüntüyü ekranı uydura tıkladım. Şimdi maskelerin içine giriyorum şu sağ tarafta. Burada bu yeni fotoğrafa göre düzenlenmiş olan her türlü maskeyi görebiliyorsunuz. Benim problemim nerede? Yüzde. O yüzden burada yüze geleceğim. Burada person 1 işte skin diyor. Yani bu yüzünü belirtiyor bu. Buradaki Highlight'ı biraz azaltayım. Sonra Exposure'ı da birazcık azaltayım. Çünkü o kırmızı yerler patlak olan yerleri gösteriyordu. Biraz daha azaltmam lazım. Ortada White'sı devreye sokayım. Artı 7'deydi. Çok az da Highlight'sı sola doğru çekiyorum. Şuralarda hala birazcık patlak yerler var. Çok sorun değil. Bu fotoğrafın bütününde herhangi bir şey ifade etmiyor. Bu işin güzelliği farkında mısınız bilmiyorum ama başka bir fotoğrafta bir şeyleri seçtirip bir şeyler yapıyorsunuz. Sonra diğer bir fotoğrafta onu kaydettikten sonra elbette diğer fotoğrafta bunu uyguladıktan sonra hala bu maskelere gelip düzeltme yapabiliyorsunuz. Genel taba tıkladım sağ taraftaki en üsttekine ve istiyorsam Burada da çeşitli değişiklikler. Örneğin buradaki highlightsı şuradan da azaltmayı deneyeyim. Ops gitti. Mutluysam okey diyorum yine. Photoshop'un içine geldim ve bu öncesiydi, bu sonrası. Bakın ilk fotoğrafa dönüyorum. Öncesi, sonrası. Yaptıklarımızı hatırlayalım. Saçlarım arttık. yüzü açtık. Elbiselerin texture'ını, dokusunu arttırdık. Sonra fonu seçtik. Fonu koyulaştırdık. Fonun beyaz dengesini sıcağa çevirdik ve geldik. Aynalarını buraya uygula dedik. Burada da öncesi sonrası olarak yine bakın. Fon karardı. Ardından sıcaklaştı, saç mor oldu. Elbiseler daha fazla ortaya çıktı. Burada kızın yüzünde öbür fotoğrafta yaptığımız aydınlatma çok fazla bu fotoğrafta kızın yüzü aydınlık olduğu için patlamaya sebep verdi. Onu geri aldık ve bu hale getirdik. Görmüş olduğunuz gibi Adobe Camera Raw içinde RAW veya JPEG fotoğraf fark etmiyor. Bu yapmış olduğumuz adapte edilebilir değişikliklerle yaratmış olduğunuz bir tonalite, bir seçim birden fazla fotoğrafa çok kolaylıkla uygulanabiliyor. Bu videoda anlattıklarımın birden fazla fotoğrafı aynı türde işlemek için size fazlasıyla yararlı olacağına inanıyorum. Ve ardından ne yapıyoruz? Layers'ın yanındaki hamburgeri tıklayıp flatten image görüntüyü düzleştiriyoruz. Böylece eğitim videomuzun sonuna geldik. Anlattığım konuların sizlere faydalı olacağına ait inancım tam. Ben Burak Şambak. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın.